Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün pratik lezzetler serisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bizim mini kuzucuk çiğ köfteyi çok sevdiği için eşim bulunduğumuz yerdeki bir marketten Adıyaman çiğ köfte lavaşı ve Hüseyin Usta Adıyaman lezzet çiğ köfte salonları diye arkadaşlar etsiz çiğ köfte almış gelmiş. Biz de ilk defa deneyeceğiz. Sizlere de fikir olursa diye paylaşalım istedik. Lavaşın fiyatı 8,77. Çiğ köftenin fiyatı da 18,60'mış arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen yaklaştırayım. Şöyle arkadaşlar. Hüseyin Usta Adıyaman lezzet çiğ köfte salonları diyor. Çiğ köfte lavaşı. İçindekiler un, su, tuzmuş arkadaşlar. 10 adet çıkıyor. 300 grammış. Şöyle yarım ay şeklinde de paketlemişler. Da bu şekilde içindekiler bulgur, isot, soğan, domates salçası, sarımsak, mısır yağı, nar sosu ve baharat çeşitleri diyor. Enerji ve besin öğeleri tablosunu soran arkadaşlar da oluyor. Sizler için de yaklaştırdım. Çok acılıymış arkadaşlar. Biz acılı seviyoruz. Mini kuzucuk da acılı sevdiği için eşim ona böyle almış. Gelmiş arkadaşlar. Şimdi paketi açalım bakalım. Şöyle arkadaşlar, lavaşımızı koyalım. Sonra bunu da silelim. Sonrasında arkadaşlar şöyle isterseniz kaşık yardımıyla isterseniz benim gibi eldiven takarak şekil vermeye başlayabilirsiniz. Valla gelen misafirlerinize falan da arkadaşlar pratik bir lezzetmiş. Şöyle göstereyim hemen. Bu şekilde şekil vermeye devam ediyoruz. Şöyle arkadaşlar hepsinin sıkma işlemi, yuvarlama işlemi bittikten sonra isterseniz bu şekilde marulla falan tüketebilirsiniz. Üzerine limon sıkabilirsiniz. Nar ekşisi arkadaşlar sıkabilirsiniz. Artık nasıl istiyorsanız o şekilde tüketebilirsiniz. Biz şöyle hemen bir tane alalım içerisinden. Şöyle arkadaşlar bir iki tane de hemen koyalım. Şöyle şekil vererek. Sonrasında da yuvarlıyoruz. İşte arkadaşlar size mis gibi ara öğünlerde tüketebileceğiniz güzel bir pratik lezzet fikri oldu arkadaşlar. Biz açıkçası çok beğendik. Dediğim gibi mini kuzucuk da çok sevdiği için
öğlen gelmesinde atıştırmalıklarda da arayın da arkadaşlar. İyi oluyor. Şöyle de koyalım. Vallahi marolla, limonla da çok beğeneceğini düşünüyorum. Umarım sizlere de fikir olur, beğenirsiniz, hoşunuza gider arkadaşlar. Her gün yayındayız. Evimizde, mutfağımızda yaptığımız tarifler, sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri de deniyoruz. Zaten en güzel kazancımız siz değerli arkadaşlar, dostlar ediniyor olmak oluyor. Yanımızda olan, beğeni yorumlarıyla desteğini esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, cansınız. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Her şey güzel, gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.